Örneğin bisiklet gönüllüleri de yardıma gitti Hatay'a. Bisikletlerine taktıkları römorklar sayesinde yardım malzemelerini ulaştırdılar. Pandemide yaşlıların yardımına koştular. İzmir depreminde depremzedeleri yalnız bırakmadılar. Son olarak günlerce Hatay'da kaldılar. Depremzedelerin yaralarını sarmaya çalıştılar. İzmir'den yola çıkan 35 gönüllü bisikletçi pedallarını yardıma çevirdi. Ortamın psikolojik yıkılıcılığı çok fazlaydı. İlk çıktığımda Hatay iline yarım saat bisikletle şöyle bir hızlıca alan nerede ne vardır diye gezerken yarım saat bisiklet sürerken hüngür hüngür ağladım. Bisi Destek ekibi iki büyük depremin ardından ne yapabiliriz diye düşündü. Yola çıktı ve günde ortalama 50 kilometre pedal çevirdi ve böylece enkaz yığınlarının arasından geçerek orada yardım bekleyenlere umut dağıttı. Elektrikli ve kargo bisikletlerle araçların giremediği yerlere ulaşan Refik Taş aslında bir şehir plancısı. Farklı mesleklerden gönüllülerle bu kez bisiklet rotalarını depremzedeleri için çizdiler. Bisikletin temel avantajı yolların olmaması. Yani enkaz yığınlarından yollar kapandı. Enkazların arasından geçtik. Vinçlerin ayaklarının altından süzülerek o şekilde ulaşabildik. Gönüllü bisikletliler deprem bölgesinde yüzlerce kişiye ilaç, erzak, battaniye ve giysi gibi çok sayıda yardım malzemesi taşıdı. Öncelikle ilaç dağıttık. Kanser hastalarına, şeker hastalığına, bronş dolmuş bebekleri, malumunuz ilk günlerde hava hisseden -15'e kadar varıyordu. O insanlara ısınma ihtiyaçlarına olsun, yani mazotuna kadar taşıdık, battaniye olsun, içeride gıda. Ekibin bir parçası da dünya turuna çıkan İtalyan Daniele Panarella'ydı. İtalyan gönüllü turunu yarıda kesti, deprem bölgesine gitti. Dünya turunda yolum İzmir'e düştü. O sırada deprem haberini alınca bisikletçilerle tanışıp yardım etmek istediğimi söyleyip deprem bölgesine gittim. Bir daha böyle şeyler yaşanmasın. Çok üzgünüm. Gördükleri yıkım karşısında çoğu zaman duygusal anlar yaşadılar. Ancak bir an olsun yılmadılar.